kullanmakta olduğumuz otomobil hibrit bir otomobil. Hafif hibrit bir otomobil veya uluslararası anlatımıyla mild hibrit bir otomobil. İçten yanmalı bir motoru var, bir de elektrik motoru var. Volkswagen grubunda çok gördüğümüz bir motor karşımıza çıkıyor. 1.5 TSI, yani yaklaşık 1500 santimetre küp hacme sahip olan turbo 4 silindirli 16 valfli benzinli motor. Tabii ki sistemin dominant olan, yani baskın olan motoru bu motor. Yani otomobilin performansını sağlayan bu motor. 5000 devirde 150 beygir güç üretiyor. 1500 ile 3500 devir arasında da 250 Nm tork üretiyor. Bir de elektrik motoru var. Bu içten yanmalı motorun ana miline kayışla bağlı. Yani gerektiği zaman bu kayış bağlantısıyla içten yanmalı motora destek oluyor. Değerlerine bakmadım ama tahminen söyleyebilirim size. Çünkü daha önceden üzerinde durduğumuz bir sistem. Yaklaşık 15 beygirlik bir elektrik, küçük bir elektrik motorundan bahsediyoruz. Ama 60 Nm'lik bir torka sahip. Otomobilin de ağırlığı yaklaşık 1600 kilogram diyelim. İlk kalkarken veya sert hızlanmalarda, yani tork ihtiyacının fazla olduğu noktalarda elektrik motoru içten yanmalı motora destek olarak hem yakıt tüketiminde hem de emisyonlarda bir azalmaya neden oluyor. Performansa da katkıda bulunuyor. Tecrübeden söyleyebilirim, %5 civarında yakıt tüketiminde bir düşme olabileceğinden bahsedebiliriz. Otomobilde 7 ileri çift kavrama vites kutusu var. 0'dan 100 km saate yaklaşık 9.2 saniyede ulaştığını görüyoruz. Önden çeker bir otomobil. 222 km saatlik de bir maksimum hızı var. Bileşik yakıt tüketim değeri sadece 5.2 litre. Tabii bu seviyeye gelmesinde hafif hibrit güç ünitesinde çok büyük katkısı olduğunu söylememiz lazım. Ayrıca aynı şeyi karbondioksit salınımı için de konuşabiliriz. Yaklaşık kilometrede 120 gramlık bir karbondioksit salınımına sahip, gene bileşik değer olarak.